Milas Belediye Başkanı'na ulaşmaya gayret ediyoruz ama tabii ki orada şu anda canla başla çalışan insanları çok meşgul etmemeye de çalışıyoruz. Az evvel Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat dedi ki sosyal medyada dolaşan çokça spekülatif bilgi var. Bunlara itibar etmememiz gerekiyor dedi. Sosyal medyada medya okuryazarlığımızı devreye sokarak güvenilir bilgiyi yaymak konusunda çok titiz davranmamız gerekiyor özellikle bugünlerde. Dolayısıyla biz de bu yüzden oranın yetkili ağızlarından bilgi almaya gayret ediyoruz. Bir de sevgili izleyenler, işte ağaç için para toplanmalı mı, toplanmamalı mı? Yanan yerler nasıl rehabilite edilmeli? Akdeniz bölgesinde var olan kızılçam ağaç türü yanmaya mı müsait, yoksa yangın için mi evrimleşmiş? Acaba bu ağaçların dikilmesi sabotaj mıymış? Buna benzer bir sürü sosyal medyada bilgi kirliliği, bir sürü kakafoni var. Dolayısıyla biz de bununla ilgili bir konuk davet ettik. İrfan Tomakin, ne dedin, ben tam duyamadım. Tamam, biz son yangınlardan bahsederken konuğumuz da yayın için hazırlanıyor olacak. Uzmanından ne yapılmalı, hangisi doğru hangisi yanlış, nasıl müdahale edilmeli, bu yangınların sabotaj olduğu ile ilgili ne denli şüphelenmeliyiz, bunların hepsini konuşmaya gayret edeceğiz. Ama öncesinde sadece çökertmede Milas'ta, Bodrum tarafında değil, yurdun pek çok yerinde yangınların devam ettiğini hatırlatarak son görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Burası Maravgat Seyir Terası'nın üst tarafındaki zirve. Vatandaş olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. Bugün Poyraz'ın olmaması çok büyük avantaj oldu. Yoksa böyle olmazdı. Giderdi. Yüreğimizi yakan yangınlara yenileri eklenerek gündüzden geceye, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti mücadele. Canla başla bidonlarla su taşıdı genci yaşlısı kadını. Alevlerin söndüğü alanlarda ağaçlara su döküp yangının yeniden başlamasını engellemeye çalıştılar. Uyumadan, dinlenmeden, alevlerin de üstüne eklendiği kavurucu sıcakta evlerini, yuvalarını, mahallelerini, ormanlarını kurtarabilmenin gayretiyle çalıştılar. Antalya ve Muğla'da birçok ilçede, köyde, mahallede sürüyor yangınlar. Muğla Seydikemer'e bağlı Arifler Mahallesi'nde başlayan yangın hala devam ediyor. Bodrum'da Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleriyle Armutçuk mevkisinde de yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Marmaris'in Turunç Mahallesi'nde ormanlık alanda alevlere teslim oldu. Bölge tamamen boşaltıldı. Marmaris'teki orman yangını yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler Mezar Gediği Mahallesi'ndeki evlere sıçradı. Milas Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangınsa çökertme, Bozolan, Fesleyen, Gökbel ve Türk Evleri mahallelerini sardı. Menteşe ilçesindeki yangın çevre mahallelerden gelen vatandaşların ekiplere sağladığı büyük destekle kontrol altına alındı. Antalya Manavgat'ta 6 gündür aralıksız devam eden yangın tedbir amaçlı boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne ulaştı. Tüm köy boşaltıldı. Alevler Çardak Beydiğin arasına yayıldı. Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ise devam ediyor. Alevlerin tehdit ettiği Güneykaya Mahallesi halkındansa eli kazma kürek tutan kadın erkek herkes yangın söndürme ekiplerine yardım ediyor. Gece saatlerinde Tunceli'nin Hozat ilçesinde ise 5 bölgeden alevler yükseldi. Denizli Pamukkale'de Can Kurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşların ilk müdahalesi ve ardından ekiplerin yoğun çabalarıyla söndürüldü.